Netflix'te bir sıkıntı var sanırız. Devam edeceğiz ama Ali Çınar'ın da bizimle birlikte olduğunu söyleyelim. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi. Ali Bey merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk Duygu Hanım. Yayınlar diliyorum. Evet, sizinle devam edelim. Hüseyin Bağcı da dönerse kaldığı yerden ona sözü veririz. Şimdi Biden dedi ki ABD ve müttefikleri kararlılıkla karşılık verecektir. Şu ana kadar hep yaptırımlarla tehdit etti ama bu kararlılıkla karşılık verecektir cümlesinin altını doldurabilir miyiz Ali Bey? Şimdi öncelikle 2 saat önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken 2 Amerikalı televizyona bir röportaj yaptı ve röportajında Rusya'nın artık tamamen işgale hazır olduğunu belirtti ve sunucunun ne zaman, bugün mü bu akşam mı sözüne evet bu akşam dedi. Aslında 2 saat önceden Putin'in böyle bir adım yapabileceği bekleniyordu. Üstüne 1 saat, 1,5 saat önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde toplantı sırasında Putin'in videolu mesajıyla tabii ortalık daha da karıştı. Rusya'nın işgali başladı. Ardından hemen sıcak Biden bir yazılı açıklama yaptı. Bu yazılı açıklamada dünya Rusya'dan hesap soracaktır. Ölüm ve yıkımın tüm sorumlusu Rusya'dır. Cesur Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Ve NATO müttefikleriyle sizin dediğiniz gibi koordine içinde cevap vereceğiz dedi. Biraz önce, bir 2-3 dakika önce de NATO Genel Sekreterinin mesajı var. Şiddetli şekilde kınıyoruz açıklaması var. Tabii NATO müttefikleriyle Amerika'nın Rusya'ya nasıl bir cevap vereceğini göreceğiz, bekleyeceğiz. Askeri bir cevap olamayacağını bunu biliyoruz. Biden net olarak söylemişti. Ukrayna'da sıcak temasa kesinlikle girmeyeceğiz diye. Ağır yaptırımlar olabilir. Tabii gecenin burada ilerleyen saatleri. O nedenle şu anda Biden'ın ilk başta bir kınama mesajı olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak yaptırım üzerine olabilir. Ama şunu belirtmekte fayda var. Ajanslar da geçiyor. Biraz önce Senatör Marco Rubio, Kiev havalimanını Rusların hava saldırısıyla ele geçirmeye çalıştığı ile ilgili bir iddiada bulundu. Bunu iddia olarak söylüyorum. Kiev'de, diğer şehirlerde patlamalar var. Ama anlaşıldığı kadarıyla ve Amerikan medyasında ve bize gelen gözlemlerde sadece Donbas doğu taraf değil, Ukrayna'nın belli şehirlerinde de Rusya'nın bazı saldırıları, işgal girişimlerinin olacağı sinyalleri geliyor. Bu da çok tehlikeli. O zaman Ukrayna ordusunun nasıl bir sıcak teması olacağını göreceğiz. Ama ilk etapta Biden sert şekilde eleştirdi. Dünya hesap soracaktır dedi ve gelişmeleri de birazdan Beyaz Saray'a geçeceğim, oradan da takip edeceğiz ama çok sıcak dakikalar var. Ekonomik açıdan da petrolün varili, bir petrolün varil 100 doları gelmiş durumda. Fiyatlar sıçradı anında. Evet. Tabii bu da piyasalara etkileyecek gibi görünüyor haliyle. Peki Hüseyin Bey tekrar geri döndü sanırım. Duyuyor musunuz benim?